arkamda bir kayınvalidem yok. Bu tarafa döneyim, herkese anlatayım. Gelmedi. Evet, neden ben anlamadım yani. Şahiste Hanım, yani bence sinir krizi geçirdi. Sabah çok seslere kalktım, çıktım ben de geldim. Ne oldu? Anlatamadı. Yanına gittim, ikna edemedim. Bitti diyor benim için burası. Kim ne yaptı bilmiyorum ama tabii ki böyle olmaz. Ben Şahiste Hanım'a bir daha sesleneceğim. Sonuçta bu bir yarışma ve devam etmesi gereken bir şey var ve bugün Cuma. Sonrasında istemiyorsa evet burada olmayabilir ama şu an onu burada görmek istiyorum ben. Şahiste Hanımcığım! Şahiste Hanım! Yani olacak iş değil. Bugün Cuma, yani sonuçta bu programın kapatılması da gerekiyor. Sonrasında istemiyorsa tabii ki bir şey diyemem. Yani sağlık her şeyden daha önemli. Neler yaşanmış size izletmek istiyorum. Ondan sonra Şahiste Hanım'a bir daha sesleneceğim. Anne, kapıyı açar mısın ya? Niye açmıyorsun şu kapıyı? Kayda giriyoruz, tamam mı? Şahisteciğim, beni bir duy. Beni bir duy. Kapıyı açar mısın benim için? Ben Nursel, bak. Aç, aç lütfen. Aşkım, ne oluyor? Ne oluyor? İstemiyorum Nursel Hanım. Ben hiçbir sen, şey... Sen kızacağım. Hayır, ben hiçbir şey yapmadım yani. Yani ayağı kriz geçirmiş. Bir şey odada, de demedim. Odada çok kötüydü ya, ben gerçekten korktum. Hakikaten ne oldu, kim yaptı bilmiyorum, konuşalım ama ne hale gelmiş kadın, neden o hale gelmiş? Yani biz bir şey yapmadık, biz dünde konuştuklarımız dünde kalıyor. Onun haricinde biz hiçbir şey yaşamadık, hiçbir şey konuşmadık yani. Bizim aramızda bir şey, o geçmedi yani. Neden olduğunu ben yani bu derece hiç bilemiyorum Nursel Hanım. Şahiste Hanımcığım. Beni duyduğunu biliyorum. Gelir misin buraya? Hadi, benim için bu bir yarışma. Burada olman gerekiyor. Şahisteciğim. Hoş geldin. Daha iyi misin? İyi sayılırım, evet. Ne yapabilirim senin için? Nursel'in, öncelikle özür dilerim sizden. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz kapıya ama... Ben artık buradaki dönen yalanlardan, şeylerden artık burama kadar geldi. Hatta taştı bile diyebilirim ki buna gelinim de dahil. Ben ne yaptım? Artık vücudumda reaksiyon göstermeye başladı. İnanın buradaki bir takım şeyleri çok samimiyetsiz buluyorum. Sen bir şeyler duydun, öyle evet, mi? Ve ben buradan gitmek istiyorum. Mutfak için benim mutfak olayı bitti. Evet. Sen tek başına yarışabilirsin Melike'cim. Ben tek başıma yarışmaya gelmedim buraya. Ben sana güvenerek geldim. Allah. İstemiyorum. Yarışmak istemiyorsun. Gitmek istiyorum yani. Biraz daha sakinleşince konuşuruz bence bu konuyu. Şu an çok taze ve konuyu da bilmiyorum tam olarak. Çiğdem, sen oradaydın, yanındaydın. Biz aslında oturuyorduk. Gönül Hanım da vardı. Evet. Kahve içiyorduk.
bir anda işte bir şeyler bana söylemeye başladı. Sonra bir an... Baş başa mıydınız? Gönül Hanım da oturuyordu, kahve içiyorduk. Sen hiçbir şey yoktu, her şey gayet normaldi. Bana bir şeyler söyledi. Şu anda bilmiyorum, söylemek de istemiyorum. Ondan sonra bir anda ama bir anda öyle böyle bir kahkaha değil. Kriz, gülme krizine girdi, şok oldum. Güldü. Hayır dedi, ben bir şok oldum, baktım. Sonra peşinden hüngür hüngür ağlayıp kaçmaya başladı. Gitti odaya kendini kilitledi. Tartıştınız, doğru mu anladım? Tartışmadık, yok, konuşuyorduk, kahve içiyorduk. Ama sana bir şeyler söyledi bana. Söylediği şey seni de rahatsız etti. Evet, öyle ben mi? Rahatsız oldum söylediği şeyden de. Yani ben bir insanın bu kadar kriz geçirecek kadar, bu raddeye gelecek kadar ne yaşadığını anlamıyorum ama... Yani şu an buradaysak da bilmek istiyorum. Şimdi biz burada bir aileyiz Nursel Hanım. Evet. Hepimiz birbirimizi seviyoruz her ne kadar tartışsak evet. da. Ben onu size açıklayayım o zaman. Geçen gün gelini suları yerlere fırlattı ya, ben bana doğru fırlattı evet. falan. Sular açılmıyor ya. Sular açılmıyor. Sanki çok hak ettiler de aldılar çeyreği. Çok hak ettiler. Onlara çok üzülmüş. Gelini çünkü ona bunun bir oyun olduğunu, baştan kafasında tasarladığını... Ben böyle bir şey... Baştan, en baştan bunu kafasında ben tasarladığını, bir oyun çevireceğini söylemiş kayınvalidesine ve onu bana anlatıp ondan sonra bu krize girdi. Ne diyorsun ya? Evet, oyun olduğunu, o da Melike'nin o yaptığı oyunu çok fazla hazmedemediğini, zaten içeride de savunmamıştı gelinini. Yani bir oyun, baştan tasarlanmış bir oyunmuş o, Melike adına. Şahisteciğim, bu mu durum? Sen ona mı sinirlendin? Ha? Sen böyle bir iftirayı nasıl atabilirsin ya? Böyle bir iftirayı nasıl atabilirsin anne? Senelerdir üstüme oynadığın yetmedi. Yarışmaya geldik. Yarışmada bile üstüme oynuyorsun ya. Burada bile bana yapıyorsun ya. Biz seninle buraya ortak geldik. Biliyorsun değil mi? Biz buraya ortak geldik. Yarışmak için geldik. Altınları toplamak için geldin. Sen burada bile benim üstüme oynuyorsun ya. Burada benim üstüme oynuyorsun. Yazıklar olsun. Sana söyleyecek tek kelimem var, yazıklar olsun. Sakin ol lütfen. Sakin ol, öyle konuşma. Şahiste abla, sen gelinin geçen gün o yaptığı hareketlerden dolayı çok üzülmüştün zaten. Sonra sana onu bilerek mi yaptığını anlattı. Ona mı üzüldün? Bu mudur? Evet. Hani tabii bunlar var, farklı farklı şeyler var. O yüzden... Senle bir kahve içelim, tamam mı? Olur. Tamam. Burada kimse kimseyi bu kadar da üzemez yani, gerçekten. Olmaz.